Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar hepinize. Umarım iyisinizdir. Yine bir cuma akşamı yine ben ve Ebru Türkiye saatiyle 21, Fransa saatiyle ise 20'de karşınızdayız. Bugün diğerlerinden biraz daha farklı bir şeyler yapacağız. Bu akşam dikte çalışmaları yapacağız hep beraber. Nasıl yapacağımızı az sonra sizlere anlatırım. Görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Herhangi bir sorun var mı? Bunu bizlere yorumlar bölümünde yazarsanız çok çok sevinirim. Ben de ona göre konuşmaya devam edeyim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben de bu arada bir kontrol edeyim. Yazı orada. Okey. Bakalım Yorumlara yazın arkadaşlar. İzleyip izlemiyorsanız hemen biz de başlayalım. Ya da ben yorumları göremiyor olabilir miyim acaba? Okey yorumlar gelmeye başladı. Bonsoir. Bonsoir <laughs> bonsoir arkadaşlar. Bonsoir. Bonsoir. Çok iyi. Okey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öğrencilerimiz. Üç kişiden ikisi öğrencimiz şu anda. Okey. Öğrencilerinden bu akşam çok güzel performans bekliyorum. Çünkü... Bizim eğitimlerimiz dikte bazlı ilerleyen eğitimler. O yüzden dikte de çok çok iyi olmanız lazım arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Dikte bence bir dili öğrenmek için yapılabilecek olan en doğru ve en etkili egzersiz. Anne. Dikteyi yapabilmek demek karşınızdaki kişinin söylediğini anlayabilmek, anlamakla kalmayıp onu yazıya dökmek demek. Yani karşınızdaki kişi bize bir şey söyleyecek. Onu anlayacaksınız ve onu yazacaksınız. Kelimesi kelimesini harfi harfine ve bu bir dilde bence gelinebilecek en büyük noktalardan bir tanesi. Bu egzersizler o yüzden çok çok önemli oluyor. Hatta hmm. eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz egzersiz platformumuz içerisinde bulunan belki de binlerce dikte çalışmasıyla bu şekilde kendilerini ilerletebiliyorlar. Harikasınız hocam dedim. sorun yok. Okey. Bonsoir. 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 Şimdi öncelikle dikteni belki bilmeyenler vardı. Dikte nedir? Ondan bahsedeyim size. Şimdi biz öncelikle bu akşam ne yapacağız? Veya öncelikle okulda diklerden bahsedeyim. Dikteyi özellikleri Fransa'da ki okuldaki öğretmenler Ebru bunu çok iyi bilecektir. Çünkü Ebru bebekliğinden beri burada Fransa'da okula gidiyor. Çok çok önemli yaparlar. Belki de haftada bir veya iki haftada bir dikte çalışması çocuklara yaptırırlar. Bunun belki de ilk veya en büyük sebebi Fransızca dilinin Fransızlar tarafından bile bazen yanlış yazılması. Çünkü Fransızca dili çok zor bir dil aslında. Fransızlar bile çoğu zaman yanlış yazıyorlar. İkincisi de en çok ve en güzel öğretim şeklinin dikte olmasından kaynaklanıyor. Öğretmenler ellerinde bir tane defteri alırlar böyle sınıfta yürürken. Defterin üzerinde yazan cümleleri tek tek okurlar ve öğrenciler öğretmenin okuduğu bu cümleleri harfi harfine eksiksiz ve en doğru şekilde yazarlar. Sonrasında bu çalışma bittikten sonra da öğretmen kontrol eder ve notlarını çocuklara verir ve çok etkili bir çalışmadır bu. Bu akşam yine aynısını yapacağız. Bu akşam öğretmenimiz Ebru olacak. Her ne kadar dikteyim ben yazmış olsam da ben sanki yazmamış gibi yapacağım. Ekranda Ebru okurken ben biri öğrenciymiş gibi Ebru'nun okuduğu dikteleri yazacağım. Sizler de aynı şekilde dilerseniz ya yorumlara direkt Ebru'nun söylediği dikteleri yazın. Ya da evinizde bir defter kalem aldıysanız ki bugün Instagram sayfamızda bunun duyurusunu yapmıştım. Gelirken defterinizi kaleminizi getirin diye. Defter kalemle not alın. Ekranda ben ekranımı paylaşarak aynı anda dikte çalışmasını yapacağım. Ve bakalım ne kadar doğru yapacaksınız. Dikte bu demektir arkadaşlar. Dikte bir dili öğrenmenin zirvesidir. Yani en ücra noktasıdır. 40 kişi olduk. Başlayalım yavaştan. Aynen başlayabiliriz. Sorusu olan var mı? Ona göre bir dakika daha verelim öğrencilerimize. Belçika'dan selamlar demiş. Selamlar Belçika'ya. Biz Belçika'ya gittik değil mi? Aynen. <laughs> gittik. Belçika'ya ee, benim doğum gününe gittik Ebru bana doğum günü hediyesi almıştı Tren bileti Belçika'ya doğum gününe gittik 28 Nisan'da Ve 5 gün falan kaldık 2 Mayıs'a kadar kaldık Belçika'nın e, Hangi şehrin? Brüksel Belçika'nın Brüksel'inin Türkler mahallesini Aslında farkında bile olmadan Türk mahallesinde bir otel kiralamıştık Ve orada otel odasında 5 e, günümüzü geçirdik ee, Belçika güzel bir yer gerçekten çok güzel. Aynen. Sorusu olan yoksa başlayacağız arkadaşlar. Bir dakika vermiştim size sorusu olan yok galiba. Başlayalım. Ebru şimdi okuyacak tek tek. Bu arada ben size ekranımı bir şöyle göstereyim. Şu anda ekranımı görüyor olabilmeniz lazım. Ben de ekranımı şöyle bir açayım. Maxeyden selamlar denilmiş. Maxeyden sevgiler denilmiş. Marsilya'ya sevgiler. Bu arada e, Marsilya'ya bir kere gittim. O da aslında zorunluluktan gittim. Çünkü ben Bordo'da yaşayan birisiyim. Bordo'da zamanında şey yoktu. Türk konsolosluğu yoktu. Bizim Türk konsolosluğumuz Marsilya'daydı. Mecburen Marsilya'ya gitmiştik Türk konsolosluğuna. Bordo Marsilya arası 7-8 saat falan var herhalde. Tam böyle uç noktalar. Marsilya güzel ama. Çok güzel. Hocam 20 yaşlarda sıfırdan başlayıp ne noktaya gelebiliriz? Yeniyim aranızda. 20'li yaşlarda sıfırdan başlayıp Fransızlardan çok daha iyi bir şekilde Fransızca konuşabilecek noktaya gelebilirsiniz. Yani bunun bir noktası yok ki. Bu ucu açık bir virgül bu aslında. Nokta diye buna virgül diyelim. En yukarı seviyeye gelebilirsiniz. 20 yaş çok güzel bir yaş. Siz yeter ki isteyin. Siz yeter ki isteyin. 20 yaşında 10 tane dil öğrenirsiniz arkadaşlar. Sadece Fransızca ile kalmayın. Hadi bakalım ben de ekranımı açıyorum şimdi. Şunları şöyle kapatalım tam ekranımızı açalım şöyle. A1 seviye canlı dikte çalışması yapacağız bugün. Şöyle ben ekranımı bir tane ilerleteyim. İlerlemiyor. Bir tane yine ilerlemedi. Kendim ilerleteyim. Tu veux pas voir en même temps les autres phrases? Quelles autres phrases? Yazılan. Les commentaires? Aynen. Je sais pas. Yaptıktan sonra mı bakacağız? Yaptıktan sonra. Aynen. Her iki cümlede bir geleceğim. Ben burada yaptığınız e, yorumlara bakacağım. Bakalım doğru yaptınız mı arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım. Ebru ilk cümlesini ya da önce bir hepsini oku tamam mı? Tamam. Sonra cümle cümle oku olur mu? Olur. Hadi Ebru önce bir hepsini bir okusun. Önce bir dinleyin. Sonrasında tek tek yazıma geçeceğiz. Hazır mısınız? Ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Je recherche une personne pour garder mes enfants de 1 et 7 ans. Vous devez être disponible pour travailler les jeudis, vendredis et samedi soir après 17 heures. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Mon enfant de 7 ans a des devoirs. Vous devez aussi l'aider à faire ses devoirs. Je paye 45 euros pour une soirée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec les enfants. Nous avons une salle de cinéma dans la maison. Nos enfants aiment regarder les films. Si vous voulez travailler, vous pouvez m'appeler au 06 38 46. 27-11. Kordiyelman. Çok iyi. Çok çok iyi. Ufak bir parantez açacağım. Bana e, mesaj atanlar çok oluyor eğitime katılmadan önce. Ulan hocam ben Fransızcayı anlıyorum ama konuşamıyorum. Ve anlıyorum ama %80-90 anlıyorum. Böyle %70 anlıyorum. Ya yani illa karşımdaki bir şeyler söylediği zaman oradan bir şeyler kapıyorum ben. Diyen çok kişi var. Aranızda da vardır. Kesin vardır. Ee, şimdi bakalım acaba gerçekten anladığımızla yazıya döktüğümüz şey aynı mı arkadaşlar? Çünkü ben bana bu şekilde soru sorulduğunda kesinlikle sıfır seviyesinden başlayan eğitimlerimize katılmalısınız diyorum. Çünkü ha, bir şeyi anlayabilmek çok, tabii ki de çok güzel bir şey ama Fransızca sadece anlamaktan değil yazmak, konuşmak, anlamak sonrasında e, diksiyonunuzu, telaffuzunuzu geliştirmekten oluşan bir dil. Ebru ilk cümlesini okusun. Ben geleceğim burada ilk cümlesini yazacağım. Sizler de yazın. Sonrasında eğer ki konu anlatım yapılacaksa ben buraya gelip konuyu da sizler için anlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir şey anlamadım demişler bak. Okey. Hadi. İlk cümleni alalım. Ben de bakmayacağım tamam mı? Ben bakmıyorum bak. Gerçekten bakmıyorum. Bak. Böyle. Hadi. Je recherche une personne Pour garder mes enfants de 1 et 7 ans. Vous lisez sûrement De 1 et 7 ans. Vous avez dit, Oui. Je recherche une personne pour garder mes enfants de 1, 1 an et 7 ans Ou 1 et 7 ans 1 et 7 ans. 1 et 7 ans, ok. Vous pouvez dire ce que vous avez dit. Vous avez dit. Şimdi. Je recherche une personne pour garder mes enfants de 1 et 7 ans. Şimdi gelelim. Tabi ne yapıyoruz? Öncelikle Fransızca öğreniyorum nokta açıyoruz. Ve buradaki conjugaison ve sözlük bölümünü açıyoruz. Sözlükte Fransızca kelimelerin Türkçe karşılıklarına bakacağız. Conjugaison'da ise Fransızca fiillerinin çekimlerine bakacağız arkadaşlar. Fransızca öğrenmek istiyorsanız bunlara kesinlikle ihtiyacınız var. Je recherche Şimdi je neydi? Je ben demek öyle değil mi? Aynen. Je recherche Yani ben bir şeyler Re yapıyorum Pardon. Ben bir şeyler yapıyorum Ne yapıyorum? Bakalım Şimdi Hiç Fransızca bilmediğimizi varsayalım Tamam mı? Buraya geleceğiz Ve recherche'yi arayacağız arkadaşlar Bakalım bunun Türkçe karşılığı neymiş Bu arasın Sonrasında Şimdi buraları da geçeceğiz Araştırma için veya satın almak, aramak, istemek gördünüz mü arkadaşlar? Bunun çok anlamı var ama buradaki en yakın anlamı aramak veya istemek olacak. Une personne. Une personne. Bu arada buraya çevirileri ben yazayım. Siz not alın. Sonra yavaş yavaş bu çevirileri buradan kaldıralım olur mu? Une personne. Bir kişi demektir. Eğer ki burada ün yerine bir kişi demek yerine iki kişi deseydik. De person olurdu. İki kişi tamam mı? Bunu da not alın. Buradaki S takısı Fransızca'daki kelimeleri çoğul yapar. Je recherche une person. Bir kişiyi arıyorum. Niçin arıyormuş? Şimdi cümlenin geri kalanına bakalım. Pour. için Tamam. Ne için? Garde. Şimdi garde ne demek olduğunu bilmiyoruz. Varsayalım. Gelelim buraya. Ve garde fiilini aratalım. Neymiş? Korumak, koruyup gözetmek. Hatta okunuşuna da bakalım. Gardi. Gardi. Burada bir sürü anlamı var arkadaşlar. Bu arada Fransızca bir fiil aratığınız zaman böyle 20-30-40 tane farklı anlamı çıkabilir. Ama her zaman çıkan anlamların tümünün Fransızca'da kullanıldığı anlamına gelmez. Tamam mı? Aynı Türkçedeki Kelimeler gibi çünkü mesela bizim Türkçemiz zengin bir dil ve herhangi bir şey kelimenin binlerce anlamı çıkabiliyor. Tamamen nasıl söylediğimize bağlı. Yani arabayı kullanıyor musun cümlesini farklı bir şekilde kullanırsak, araba kullanıyor mu dersek daha farklı bir anlamı olur. Anladınız mı? Fransızcada da aynı şekilde. Bakın gerde diye aradığımız zaman bir sürü anlamı var ama bunların hepsi doğru veya hepsinin ıı, kullanılması gerekiyor diye bir şey yok. Bunların sadece şöyle ilk kolonundakileri. Mesela şu ilk kolondakiler en çok kullanılanlar olacaktır. Bunları kullanmak için e, gerdi fiilinden yararlanabiliriz. Buradaki anlamı korumak, koruyup gözetmek yani çocuk bakmak anlamında kullanılabilir. Hatta burada da yazıyor bakın. Aynen Ebru'nun dediği gibi. Çocuk bakmak. Gerdi çocuk bakmak. Mes enfants, Şimdi... Buradaki me, benim anlamına gelmektedir. Mes fa, benim çocuklarım. Benim çocuklarım. Sonrasında de un et sept ans. Un et sept ans. Yani bir ve yedi yaşındaki çocukların anlamına gelecektir. Tamam mı? Bu cümlenin Türkçe karşılığı, 1 ve 7 yaşındaki çocuklarıma bakması için bir kişiyi arıyorum. Tam olarak Türkçe çevirisi bu olacak. Bu akşam çeviri yapmıyoruz ama ben çeviri yapmadan kendimi alamıyorum arkadaşlar. Bakalım yazanlar var mı? Burada. Eee Bravo arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum. Lütfen yavaş okuyun denilmiş. Tamam, Ebru biraz daha yavaş okuyacak. Bonjour prof <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar, hoş geldiniz. Hadi bakalım, ikinci cümleye geçelim. Ebru, yavaş okusun. D'accord. Vous devez être disponible pour travailler les jeudi, vendredi et samedi soir après 17h. Ebru, bir daha oku istersen, daha yavaş. Vous devez être disponible pour travailler les jeudis, vendredis et samedi soir après 17h. Très bien. Vous devez être disponible pour travailler les jeudis, vendredis et samedi soir après 17h. Je kendimi şeyde hissediyorum böyle. Sanki eee sınavda. Sınavda aynen böyle lisede öğretmenimiz Fransızcadaki işte Fransızca dersinde Ki Öğretmenimiz yürürken böyle okur Biz de not alırdık Not aldığımız şeyleri tekrar tekrar bir bakardık Acaba doğru yaptık mı diye Ben de şu anda onları yaşıyorum Okey normalde doğru olması lazım Bu dövezet disponible Bunların şimdi çevirilerine bakalım Buradan tamam mı ee, Bu arada şöyle yapalım Hatta mesela ben Sen okuduğun anda yazıyorum ya sen okuduğun anda değildi, de ikinci okuduğunda yazayım. Böylelikle öğrenciler benden bakmasınlar. Böyle yapalım. Tamam. mı? Bir dahaki öyle yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki cümlelerde. Vous devez être. Bunu bir çevirelim tamam mı? Vous devez être. Deve, devoir fiilinden gelmektedir. Ve devoir zorunluluk katar karşıdaki kişiye. Vous devez être. Olmak zorundasınız. Être olmak demektir. Vous devez être olmak zorundasınız. Ne olmak zorundaymışız? Disponible. Disponible kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığı müsait demektir. Müsait olmak zorundasınız. Niçin bu için havayı çalışmak, çalışmak için müsait olmalısınız? Bakın kelime kelime çeviriyorum size burada. Çalışmak için müsait olmalısınız. Ne zaman? Çünkü cümle devam etmiş. Ne zaman? Le jeudi. Perşembe. Van rodi. Cuma. Samudi. Cumartesi. Perşembe, cuma ve cumartesi. Suah. Akşam. Après, Sonra sonra neyden sonra? 17 yani 17'den sonra. 17'den sonra. Bir şey mi söyleyeceksin? Oui. Söyle. Travailler les jeudis. Ha. Vendredi, samedi. Aynen. Onu açıklık getirmek lazım. Tabii tabii onu ben şimdi anlatacağım. Benim açıklık getirmediğim hiçbir şey olmaz Fransızca'da. Bak şimdi. Şimdi <laughs> öncelikle biliyorum. Bunları anladınız mı arkadaşlar? Bunları anlamışsınız da Bunlar tarihece çeviriler. Şimdi bu çevirilerden yola çıkarak cümleyi en doğru şekilde Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Ama Ebru'nun da söylediği gibi. Burada L var. Le jeudi. Bakın jeudi normalde sonunda S olmadan yazılır ama burada S yazılmış. Van rodi. Aynı şekilde S yazılmış. Hatta şöyle S'leri de heh, şöyle hepsini G yapalım. Le jeudi, vendredi et Bu ne anlama geliyor? Le jeudi ile le jeudi'nin farkı nedir? Hatta şunu şöyle yapayım. Tamamen bunu silelim. Le jeudi le jeudi aslında tamamen mantıklı bir açıklaması var bunun. Le jeudi perşembe. perşembe. Le jeudi Perşembe günleri. Yani Perşembeler. Perşembeler, perşembeler aynen, veya söyleyeyim. aynen Perşembe günleri anlamına gelecektir. Tamam mı? Bu şekilde bunu yazabiliriz. Perşembeler veya Perşembe günleri. Yani buradaki söylenilen iş sadece bir kere yapılacak olan iş değil. Burada söyleseydi mes mesela burada Le jeudi, vendredi, samedi, soir <laughs> yerine le jeudi, vendredi et samedi soir Yani buradaki l yerine le olsaydı şu şekilde olsaydı bakın arkadaşlar. Şöyle sileyim az sonra geri ekleyeceğim. Le jeudi, vendredi et Böyle olsaydı bir kere. Yani bir haftadan bahsediyor. Aynen bir hafta. Perşembe akşamı, cuma akşamı, cumartesi akşamı yaptınız mı bitti. Bir daha yok. Aynen. Bu anlama gelirdi ama değil. Burada S takıları var. Perşembeler, cumalar, cumartesiler anlamına gelmektedir. Yani bu her hafta devam edecek olan bir şey. Jeudi, perşembeler. Vendredi, cumalar. cumalar. Cesamdi, cumartesiler anlamına gelmektedir. Tamam. Devam edelim. Bu arada bakayım öğrenciler neler yazmışlar. Her perşembe, her cuma mı? Evet, aynen öyle. Her perşembe, her cuma anlamına gelmektedir. Perşembe, Cuma, Cumartesi akşamları saat 17'den sonra çalışmak için müsait misiniz? Aynen müsait misiniz değil, bunu tam olarak çevirisini de yapalım arkadaşlar. Vous devez être disponible pour travailler le jeudi, vendredi samedi soir après 17h. Yani müsait olmanız gerekiyor. Müsait olmanız gerekiyor. Aynen Ebru'nun dediği gibi burada devoir var. Burada herhangi bir soru cümlesi yok soru cümlesi olsaydı burada bir soru işareti olurdu değil mi? Soru cümlesi yok. Vous devez être disponible pour travailler les jeudi, vendredi samedi soir après 17h. Perşembe, cuma ve cumartesi akşamları 17'den sonra müsait olmalısınız çalışmak için. Veya çalışmak için perşembe, cuma, cumartesi akşamları 17'den sonra müsait olmalısınız anlamına gelmektedir bu cümle. Tam olarak Türkçe'ye çevirirsek. Devam edelim. Şimdi Ebru yavaşça okuyacak. Ben yazmayacağım. Siz yazacaksınız. Ebru'nun ikinci okuyuşunda ben diye yazacağım. Tamam. Oku. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Tamam. Şimdi bir daha söyle. Daha yavaş söyle. Ben de not alacağım. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Tamam, yazdım. Bana bakmayın arkadaşlar. Ben normalde bilgisayarı çok sık kullanan birisiyim ve hızlı bir şekilde yazarım ben bilgisayarda. Hatta normal yazıda yazdığımdan kat kat daha hızlı yazarım bilgisayarda. O yüzden ben sonradan yazıyorum, tamam mı? vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Şimdi bunların çevirilerine tek tek bakalım. Az önce vous devez'in çevirisini yapmıştık. Vous devez neydi? Zorunda olmalısınız. Yani olmalısınız anlamına gelen bir şey. Habite. Habite. İkamet etmek demektir. Yani kaldığımız yeri bahsederken habite deriz. Hatta ufak bir örnek de verelim. Mesela biz Bordeaux'da yaşayan birisiyiz. Bordeaux'da yaşıyoruz derken nous habitons à Bordeaux. A Bordeaux deriz arkadaşlar tamam mı? Veya işte sen Türkiye'de yaşıyorsun derken Türkiye'de ikamet ediyorsun derken tu habites en Türkiye deriz tamam mı? Habite ikamet etmek veya kaldığımız yeri ifade etmek için kullanılan bir şeydir. Devam edelim. Dans içinde anlamı katar cümleye. Le centre de Limoges. Bu bir kelime bütünüdür. Le centre de Limoges. Limoges nedir? Örnek veriyorum. Limoges diye bir şey geldi karşınıza. Limojun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Geleceksiniz buraya, arayacaksınız Limoges diye. Burada da karşınıza bir şey çıkmayacak. Yanlış diyecek. Bakın Limoges diye arıyorum. Normalde hiçbir şey bulmaması lazım şu anda ara ara bulamayacak limojlar yani lim <laughs> çok taşma bir şey buldu çünkü limoj diye bir şey yok bulamadınız ne yapacaksınız direkt Google'a geleceksiniz ve Google üzerinde limoj diye arayacaksınız acaba bu limoj neymiş diye bakacaksınız aa bakın neymiş limoj commune en France yani Fransa'nın bir bölgesi Fransa'nın bir şehri arkadaşlar limoj Fransa'nın bir şehridir. Tamam. Sonra geleceksiniz. Aa diyeceksiniz. Tamam. Bu Fransa'nın bir şehri. Le centre de Limoges. Limoges. Şehrinin ortası. Merkezi. Merkezi. Daha doğru olacaktır. Limoges şehrinin merkezi. Okey. U. U nedir? Veya. Dikkat edin. U veya E. V demektir. İkinin, i̇kisinin farkını öğrenmeniz lazım ou avoir une voiture. Une voiture. Avoir sahip olmaktır. Avoir fiilini bilmeden zaten Fransızcayı kesinlikle öğrenemezsiniz. Avoir ve être fiili Fransızcanın en temel konularıdır. Avoir sahip olmak. Une voiture. Bir araba. Bir arabaya sahip olmak anlamına gelecektir arkadaşlar bu cümle. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Limon şehrinin merkezinde ikamet etmelisiniz veya bir arabaya sahip olmalısınız anlamına gelecektir bu cümle. Bunu tam olarak Türkçe çevirirsek. Bakalım bu arada Limon şehri Okey Limon şehrinde yaşamalı bir arabaya sahip olmalısınız. Özel isim yani yer ismi. Bravo arkadaşlar. Çok iyi. Devam edelim. Hadi bakalım. Tamam. Bir kere oku. Bakın. Mon... <laughs> Mon enfant de sept ans a des devoirs. Mon enfant de sept ans a des devoirs. Bu kadar mı? Oui. Tamam. Mon enfant de sept ans a des devoirs de 7 ans a ah, non a des devoirs des devoirs me les devoirs me a des devoirs des devoirs okey gerçekten bu şekilde olacak mon enfant de 7 ans a des devoirs buradaki mon sahip olmak değil benim anlamına gelecektir benim enfant çocuk enfant çocuk benim çocuk diye benim çocuğum benim çocuğum, benim çocuk diye çevirebiliriz. De setan, benim 7 yaşındaki çocuğum anlamına gelecektir. Mon enfant, Deux benim 7 yaşındaki, yaşındaki çocuğum. A, avoir. A de devoir. A burada avoir fiilinin çekimlenmiş hali arkadaşlar. Çünkü biz Fransa'da Fransızca'da fiilleri aynen Türkçede olduğu gibi e, çekimlemeden yazmıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İçmek. Tamam mı? Ben gidip desem ki ben su içmek olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben su içiyorum. Sen su içiyorsun. O su içiyor. Hep böyle özneye göre çekimliyoruz. Fransızca'da aynen bu şekilde ben, sen, o, biz, siz, onlar bahsederken fiil çekimleri farklılık gösteriyor. Buradaki fiil çekimi ise avuah fiilinden gelmekte. Peki ben bunu nereden biliyorum? Çünkü fiil çekimlerini öğrendiğiniz zaman artık bunları cümlenin ortasında bir yerlerde gördüğünüzde anlıyorsunuz avah fiilinden geldiğini bunu. Neydi? Sahip olmak. Benim 7 yaşındaki çocuğumun var olmak. Ne var des devoirs. Des devoirs. Yani Ödev. ödevler. Benim 7 yaşındaki çocuğumun ödevleri var anlamına gelmektedir bu cümle. Tamam? Bravo, çeviri yapan öğrencilerimize. Sen devam et, ben bakayım kimler ne yapmışlar diye böyle öğrencilerime. Devé aussi l'aider à faire ses devoirs. Vous devez aussi l'aider à faire ses devoirs. Un peu plus micro, Vous devez aussi l'aider à faire ses devoirs. Tamam, OK. Vous devez aussi l'aider à faire à faire C'est de voir. Şimdi burada şöyle yazacağım. Tamam. Vous devez aussi l'aider à faire de voir. Neden böyle yazdığımı size az sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada siz şu şekilde de yazsanız doğru. Bu şekilde de yazsanız doğru olacak. Neden olduğunu şimdi size anlatacağım. Tamam mı? Ben bunu yazayım şöyle. Hadi. Vous devez aussi l'aider à faire ses ses devoirs. Ses devoirs. Aynen. Ses devoirs. De Vous devez bunun artık biliyorsunuz ne olduğunu. Zorundasınız. Ne zorundayız? Aussi de da anlamı katar cümleye. Mesela e, ne diyelim? Est-ce que tu as un permis aussi? diye bir sorarsam Ebru'ya. Yani senin de iznin var mı? Veya eski tu yen permis de construire aussi? Senin de inşaat yapmaya iznin var mı anlamına gelecektir. O cümleye d kadar. Daha kolay bir şey söylerim. Ne diyeyim Ebru'ya? Eski tu diye sorduğumda Ebru aç mısın diye sorarım. Ebru, est-ce que aussi? diye sorduğumda ise Ebru, sen de mi açsın veya sen de aç mısın anlamı katacaktır cümleye. O si cümleye de daha anlamı katar. Devam edelim. Ledi. Ledi. Şimdi buradaki le çok aslında zor bir konu. Ben her ne kadar zor olsa da sizde buradan az da olsa bahsedeceğim. Le bir kısaltmadır. Neyin kısaltmasıdır bu? Bunun neyin kısaltması olduğunu bir önceki cümleden veya anlatılan şeyin o öncesinden konuşulmuş, bahsedilmiş olan konuların tümünden bizim anlamış olmamız gerekiyor. Yani lede, öncelikle ede'nin anlamına bakalım. Ede sadece yardım, yardım etmek anlamına gelecektedir. Lede ise ona yardım etmek anlamına gelecektir. Ona yardım etmek. Ama buradaki o... Ona nedir? Bunun bu L'nin tam olarak neyden bahsettiğini anlayabilmek için hemen bir önceki cümleye gidip bakmamız lazım. Bir önceki cümlede biz ne demiştik? Benim 7 yaşındaki çocuğumun ödevleri var. Ona ona da yardım etmelisiniz. Yani buradaki ona hem e, buradaki ona çocuğum anlamına gelmektedir. Yani burada le yerine Şöyle bir şey de denilebilirdi bakın. Bu döve osi ede Monofon. Monofon aynen öyle. Aferin. Diye diye devam ederdik. Burada monofon kelimesini iki kere kullanmamak için. Çünkü bunu daha az önceki cümlede kullanmıştık burada. İki kere kullanmamak için buradaki monofon yerine bunun kısaltılmış olan L'yi koyuyoruz buraya. Tamam. Devam edelim. Bu da bir Afe. Çünkü burada Ede A diye bir kalıp bu. Ede A yardım etmek. Afe yapmaya yardım etmek. Ne yapmaya yardım etmek? Hatta Ede Afe yazalım buraya. Yapmaya yardım etmek. Ne yapmaya yardım etmek? Se devoir. Se devoir. İşte geldik karışıklığın olduğu yere. Buradaki ces Türkçesini söylüyorum arkadaşlar. Fransızcası tam olarak o konuşu S ikisini de se devoir, se devoir. De Zaten işte karmaşıklık buradan geliyor. Ebru se devoir dedi. Ben şimdi Ebru benim öğretmenim olsaydı ve ben buraya gelip de bunu da yazsaydım Ebru bunu doğru kabul etmek zorundaydı. Bunu da yazsaydım Ebru'nun bunu kabul etmek zorunda olması gerekirdi. Neden? Çünkü ikisinin de okunuşu aynı ve biz hangisini kullanırsak kullanalım cümle yanlış olmayacaktı. İkisinin de anlamı var çünkü cümleye katacağı bir anlamı var. Se devoir bu ödevleri Se devoir evet ödevlerini anlamına gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? İkisi de doğru. Şimdi se ile bunun çevirirsek. Vous devez aussi ile devoir se devoir. Ona bu ödevlerini yapması için için de yardım etmelisiniz. Bunu kullansaydık ona ödevlerini yapması için de yardım etmelisiniz şeklinde Türkçe çevirirdik. Doğru muyum? Evet. <laughs> Çok iyi. Bakalım yorumlara. Okey. Dersleri yapmasına yardımcı olmalısınız. Sö, set, se, bravo. Çok iyi arkadaşlar. Süpersiniz. Yedinin önündeki ne diye sorulmuş. Yedinin önündeki dö. Mon enfant deux set ans. Yedi yaşındaki çocuğum. Mon enfant deux trois ans. Üç yaşındaki çocuğum anlamına gelecektir. Tamam mı? Et bro, sans démarrer. Je paie 45 euros pour une soirée. Je paie 45 euros pour une soirée. Encore une fois, mais doucement. Je paie. Je paie. Paye. Paye. Ok, je paie, ouais. 45 euros. pour une soirée. 45 euros pour une soirée. Oui. Tamam. Soirée, böyle. Je paye 45 euros pour une soirée. Buradaki je, ben anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Hı hı. Je paye. P nedir? P, hemen gelelim. Şurada bir arayalım. P, P'ye de gelmektedir. P'yi faydalı olmak, yararlı olmak veya hemen gelirim şuradaki şeylere bakalım. Ücret şey Maaş vermek, eğitimini finanse etmek, ücret ödemek anlamına gelecektir arkadaşlar tamam mı? Jöpe'ye ücret ödüyorum. Ne kadar ücret ödüyormuş? Şunu bir silerim şöyle hepsini. P'yi ödemek hatta ücret ödemek diyelim. Hı hı. Je paye ödüyorum. Ne ödüyorum? 45 euro. 45 euro. Yani 45 euro. 45 euro. Bu arada 45 euro. Fransızca karşılığında yazalım. 45 cinq Şeklinde yazılır. Pour için. Une soirée. Une soirée. Bir akşam anlamına gelecektir arkadaşlar. Yani ne diyor burada? Je paye 45 euro pour une soirée. Pardon bu akşam yazdım. Bir akşam olacak. Bir akşam için 45 euro ödeme yapıyorum diyor. Yani haftada 3 gün bakacaksa 3 kere 45 135 euro ödeme yapılacak kendisine şeklinde. Bunu bu anonsu okuyan kişi hesaplamasını yapabilir. Devam edelim. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec les enfants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec les enfants. Je répète. Encore une fois, plus haute mais plus doucement. <laughs> Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Obligé d'avoir de l'expérience avec les enfants Avec les enfants Avec les enfants. OK. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec l'expérience De l'expérience avec, avec les enfants. enfants. OK. Bunun çevirisini yapalım. Bu arada neden burayı böyle yazdığımı sizlere az sonra anlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Experience yani yeah. yeah, easy. Hmm. Pardon. Il y a pas. Alors. C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Oui oui. oui. C'est comme ça. OK. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec les enfants. Hemen bunun çevirisini yapalım vous siz demekti. Ne pas obligé. Burada être obligé fiili var tamam mı? Être obligé yine e, zorunda olmak anlamına gelecektir. Zorunda olmak ama bu tam olarak karşılığı zorunda olmak. Çünkü être olmak demek, obligé zorunda demek. Être obligé zorunda olmak. Ama burada ne diyor? Vous n'êtes pas obligé diyor. Nöpa kalıbı var yani zorunda olmak değilsiniz, değilsiniz anlamına gelecektir. Zorunda olmak değilsiniz. Peki ben neden buraya oblige yazdım? Ve sizler eğer ki bu şekilde bir e gördüğünüzde ne anlayacaksınız onu anlatayım size. Bu siz demekti. Ve ben karşımızdaki kişiyle konuşurken siz diye konuşursam karşımızdaki kişiye... Aslında iki türlü siz var, öyle değil mi? Bir tekil kişiyle konuşurken, e, mesela Ebru'yu tanımadım varsayalım, ben Ebru'yla Türkçe konuşurken, sen su istiyor musun diye sormam, bu yani Türkçe'mizde aykırı çünkü tanımıyorum ben Ebru'yu. Siz su ister misiniz diye sorarım Ebru'ya, çünkü tanımıyorum. Aynı şey Fransızca'da da var. Sizli konuşmalar Fransızca'da da var arkadaşlar. Şimdi burada. Karşımızdaki kişi kendisinin kiminle konuştuğunu bilmiyor. Tekil kişiyle de konuşsa eğer ki konuştuğu kişi bir bayansa benim konuştuğum gibi buraya gelip bir e koymak zorunda. Yani şöyle bayanlarla bayanlarla kadınlarla konuşurken oblije Erkekle konuşurken, hatta bayanlarla değil, bayanla konuşurken olacak. Neden olduğunu Şimdi size anlatacağım. Bayan. Bayanla, kadınla konuşurken, Aynen. erkekle konuşurken devamı da var. Oblige. Oblige, oblige. Ah pardon. Oblige. <laughs> bayanlarla, kadınlarla konuşurken. Oblige ise erkeklerle konuşurken yazılır arkadaşlar. Çoğul. Yani Fransızcadaki şuna çok dikkat etmeniz lazım. Okunuş tamamen aynı. Oblige, 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 oblige. Ama yazarken çok dikkatli olmanız lazım. Kiminle konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Bayana karşı konuşuyorsanız oblige, bayanlara karşı konuşuyorsanız buradaki obligeyi kullanmanız lazım. Peki burada neden böyle yazdım ben? Çünkü bu mektubu yazan kişi karşısında mektubu okuyan kişinin bir bayan mı yoksa bir erkek mi olduğunu bilmez. Ve işini garantiye almak için yani olur da bir bayan gelip bir kadın gelip bunu okuduğu zaman sadece bunu gördüğünde aa demek ki bayanlara özel bir şey değil erkeklere özel bir şey diye düşünüp gidebilir. Çünkü burada erkeğe karşı yazılmış bir şey var. Erkeğe e, hitap eden bir şey var. Ama burada şöyle yazıldığında cinsiyete önemli olmuyor. Böyle yazıldığında bayansanız şunu kaldırın böyle okuyun. Erkekseniz böyle okuyun anlamına gelecektir. Yani cinsiyet ayrımı yapmamak için şunu şöyle yazmamız lazım. Hatta bazıları abartıyorlar. Şöyle de yapıyorlar. Bakın. Oblige Hatta bir de şunu yapıyorlar. S yapıyorlar. Tamam. Bu arada Fransa'da yaşayanlar olursa ezan okunuyor arkadaşlar. Özlemişsinizdir sesini. Güzelce dinleyin. Okey. Devam edelim. Şunları silelim. Şöyle. Hadi benim klavye mouse'um. Tamam. Ha, bitmedi daha l'expérience. Avoir de l'expérience ne anlama gelecektir? Expérience, tecrübe demektir. Avoir de l'expérience, tecrübeye, tecrübe sahibi olmak anlamına gelecektir. Avoir sahibi olmak, avoir de l'expérience, tecrübe sahibi olmak. Kimle? Avec les enfants. Avec. Well ile avec les enfants, çocuklar ile çocuklarla çocuklar ile anlamına gelecektir. Çocuklar ile anlamına gelecektir arkadaşlar. Bu n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience avec enfants. Çocuklarla ilgili e, tecrübe sahibi olmanıza gerek yok anlamına gelecektir bu. Tabii Devam edelim. Şöyle bakalım. Gerçekten çok özledik ezanları denilmiş. Biliyorum arkadaşlar. Biz de Fransa'da yaşıyoruz. Devam. Okuyayım mı? Oui. Nous avons une salle de cinéma dans la maison. Nos enfants aiment regarder des films. Bir Nous avons une salle de cinéma dans la maison. Nos enfants aiment regarder des films. Ben de Nous avons une salle de cinéma dans la maison. Nos enfants aiment regarder des films. Ok. Nous avons une salle de cinéma dans la maison. Bunlar kolay şeyler. Hemen çevirelim. Nous avons bizim var. Biz sahibiyiz anlamına gelecektir. Nous avons une salle de cinéma. Yani Nous avons une salle de cinéma. Sinema. Salonumuz var. Nous avons Salona sahibiz. Sinema salonuna sahibiz. Yazalım. Sinema salonuna Sahibiz Nerede? Dans la maison Evin içinde Evin içinde bir sinema salonuna Sahibiz Devam edelim Nos enfants Çocuklarımız Ne yaparlarmış? Aimer regarder De film Aimer regarder De film Filmler izlemeyi Severler Filmler veya film izlemeyi severler şeklinde bunu çevirebiliriz. Yani burada ne denilmeye çalışılmış? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam sorun yok. Mouse düştü, fare düştü ama biz buradayız. Fare ihtiyacımız yok zaten. Okey. Devam edelim. Ee, ne demeye çalışılmış burada? Nous avons une salle du cinéma dans la film. Yani evimizde sinema salonumuz var çocuklarımızda. E film izlemeyi severler. Yani kısaca isterseniz sinema salonunu kullanıp çocuklarımızla beraber zaman geçirip film izleyebilirsiniz anlamına gelecektir. Devam. Si vous voulez travailler, vous pouvez m'appeler au 06 38 46 27 11. Si vous voulez travailler Vous pouvez m'appeler au 06 38 46 27 11. Tamam. Si vous voulez travailler, vous pouvez m'appeler... Au... <laughs> vous pouvez m'appeler au 06, 06 38 46 27 11. Okey. Bu arada bu bizim numaramız de değil arkadaşlar. Tamam mı? Öylesine bir numara. Attım. Yani kimin numarası olduğunu da bilmiyorum ama inşallah birisinin değildir. <laughs> Aramayın. Aynen. Si vous voulez travailler, <laughs> vous pouvez m'appeler <laughs> au 06 38 46 27 11 c'est tout. Et puis à la fin cordialement. <laughs> cordialement, <laughs> Okey. Bunu da anlatalım öğrencilerimize. Şimdi Si vous voulez travailler. Si cümleye eğer ki anlamı katacaktır. Eğer ki vous voulez travailler. Voulez, vouloir fiilinden gelmektedir. O da istemek evet. demektir. Si vous voulez travailler. Çalışmak istiyorsanız tamam mı? Devam. Vous pouvez Hemen pouvez de çevirelim. Pouvez Pouvoir. Pouvoir gelmektedir. O da ebilmek veya abilmek demektir. Mesela e, giyinebilmek, araba sürebilmek vesaire bunları kullanırken pouvoir filminden yararlanacağız. Mapule, bu pouvez mapule beni arayabilirsiniz. Tamam mı? Bu pouvez mapule beni arayabilirsiniz. Sonrasında numara vermiş. O. O, okey. 06, hata yazalım. 06. 38. 38. 46. 46. 26, 27. 27. 11. Şeklinde de bunu yazabiliriz arkadaşlar. Ve son olarak Cordialmon denilmiş. Cordialmon kelimesinin Fransızca karşılığı ise şöyle Cordialmo Saygılarımla, sevgilerimle nasıl yaz söyleyin. Saygılarımla, sevgilerimle bunu maillerin sonuna, mektupların sonuna çok çok yazarlar. Siz de kesinlikle bir yere tanımadığınız bir yerler özellikle mail yazacaksanız, mektup yazacaksanız sonuna kesinlikle Cordialmo yazın arkadaşlar. Bunun anlamı saygılarımla, sevgilerimle anlamına gelecektir diyelim. Ve yavaştan ekranımı kapatacağım arkadaşlar. Okey çok iyi bravo. Katılım çok güzel oldu. Bir sürü öğrencimiz ee, güzelce katıldılar. Ekranım direkt bize çevirelim şimdi. Hepinize canlı yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım yaptığınız yaptığımız ve sizin de katıldığınız dikte çalışması hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse gelecek hafta bunun A2 seviyesini yaparız. Sonrasında her zaman yaptığımız gibi B1, B2 diye gideriz. Ve biliyorsunuz yakında eğitimlerimize C1 ve C2 seviyeleri de ekleyeceğiz. C1 ve C2 seviyeleri eklediğimiz zaman Ebru ile beraber bu yaptığımız serilerin C1 ve C2 seviyelerinde koyarız. C1 ve C2 seviyeleri Fransızcanın şu anda Fransa'da konuşulan Fransızca değil bile onun bile ilerisi oluyor arkadaşlar. Şu anda Fransa'da konuşulan Fransızca B1 ve B2 seviyesinde gidip gelen bir Fransızca olmakta. Hocam gerçekten çok verimli bir ders oldu demiş. Okey çok çok teşekkürler. Çok faydalı oldu benim için. Okey. Arkadaşlar siz beğenirseniz biz de sizler için yaparız. Bu arada gelecek hafta Cuma'ya bizim düğün değil değil mi? Sonraki hafta. Dört sene sünneti Cuma. Yok Cumartesi. şu an pazar günü düğün. Ha okey. Ha bu arada Aksaray'da olan varsa. <laughs> Aynen. Yakınlarda varsa. Yakınlarında Aksaray'a gelebilecek, yolu düşebilecek. Ankara'da oturan var. Mesela e, Gülay Hanım var. Privado Turizm. Belki sürpriz yapar bize gelir. E, Aksaray'da bu e, pazar günü yani 25 Temmuz 2021 tarihinde çocuklarımız için bir sünnet organizasyonu sünnet eğlencesi yapacağız. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki yapacağımız canlı yayında online eğitimlerimizde Instagram sayfamızda veya aşağıya açıklamalar bölümüne koyacağım WhatsApp numaramda görüşmek üzere. Ben şimdilik Hoşça kalın diyorum. Senin de eklemek istemediğin, istediğin bir şeyler varsa. İstemediğim. Aynen. Pardon. Pazar gününü bekliyorum yakınlarda tabii ki de. İnşallah. Ee, tekrardan paylaşalım mı davetiyeyi? Paylaşırız. Adres, adres evet. bilgisi için. Tabii tabii. İster Bana seversen. mesaj atın arkadaşlar. Ben sizlere yol tarifi bile yaparım. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bak ezan sesi de çok güzel oldu arka fonda ezan sesini Avrupa'da gerçekten bizler de çok özlüyoruz. 9 ay ezan sesi duymuyoruz. Yani evlerimizde var şeyler ama bu cihazlar ama maalesef orijinali gibi olmuyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.